drone radarlarla beraber aramış olduğumuz araç, konteynerle ilgili olan lokasyonlarla ilgili çalışmalarımız belli. Ama değerli arkadaşlar, tüm arama kurtarma veya tüm arama faaliyetlerinde bizim olmazsa olmaz bir önceliğimiz var. Nedir o? Arama kurtarma veya arama faaliyetlerinde bulunan AFAD ve onların koordinasyonundaki tüm insan gücünün güvenliği. Yani önce güvenlik. Biz bu arama faaliyetini yaparken bir arkadaşımızın canına Allah göstermesin, halel gelmemesi için başta bilim insanlarımız ve buradaki gerçekten mühendislerimiz ve muhteşem bir teknoloji var. Onlarla beraber dün de söyledik, önceki gün Sayın Bakanımız da her fırsatta söyledi. Hem Sabırlar Vadisi'nin olduğu kesimdeki arama faaliyeti hem de Mangan Ocağı'ndaki arama faaliyetlerinin üst kısımlarındaki yani toplam kütlenin bulunduğu liç alanı dediğimiz alanla ilgili yukarıdaki hakim tepelere yerleştirilen geo radarla sismik anbean ölçümler yapılıyor. Ve bir alarm sistemi de var. Eğer orada henüz her iki tarafa Sabırlar ve Mangan tarafına kaymayan ama kayma ihtimali olursa aşağıdaki arama faaliyetindeki arkadaşlarımızın çalışan kamyon, iş makineleri vesaire onların tamamıyla ilgili bir çok hızlı çalışan bir uyarı mekanizmamız var. Şimdi açık konuştuğumuzu biliyorsunuz değerli arkadaşlar. Mangan Ocağı ile ilgili az önce Sayın Bakanımız da söyledi. Dün akşam ilk anından itibaren 6 gün önceki olduğu günden bu yana oradaki duran kütlenin stabil değil maalesef aktif ama gittikçe de daha aktif hale gelme riskini görünce biz oradaki arama faaliyetini durdurduk. Peki Sabırlar Deresi'ndeki aramayla ilgili durum ne? Oranın da tamamıyla ilgili yine onun üstünde duran liç alanındaki kütlenin bir bölümünde maalesef stabil değil. Orada da aktif olduğunu. Bunun dışında kalan yerle ilgili de aramayla ilgili çalışmaları yine baştan söylediğim gibi önce güvenlik duruşuyla, ilkesiyle devam ettiriyoruz. Bunu sizler aracılığıyla aziz milletimize paylaşmak istedik. Değerli arkadaşlar, biliyorum ilk günden itibaren hep olumlu haber vermek, iyi haber vermek gayretindeyiz. Ama böyle bir gerçek var. Eğer bu her iki kaymanın olduğu lokasyonun sırtlarındaki liç alanında stabil olsa biz her gün size kaç araç naklini geçici toplama alanına naklettiğimizle ilgili her gün kendimizi nasıl geliştirdiğimiz haberlerini vereceğiz ve bununla beraber buradaki toplam kütleyi ne kadarlık bakiye bir sürede aktaracağımızı söyleyecektik. Ama şu anda içinde bulunduğumuz durum her zaman ama her zaman anlık biz her iki sırttaki aktif olan ben buradayım diyen maalesef bu olumsuzluğu göz önünde bulundurmamız ve dolayısıyla ocağın Mangan Ocağı'nın olduğu yerdeki kısmı dün akşam itibariyle durdurduk. Bugün Sayın Bakanımız, biz, bilim insanları, buradaki mühendisler defalarca oraya gidildi. Hem sahada hem de gelip bilgisayar, ekran onun üzerinde çalışıldı. Ve oradaki insanlarla yapılan, bilim insanlarıyla, mühendislerle, yetkililerle yapılan değerlendirmede aynı size bu şekilde paylaştığım gibi. Yarın inşallah Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Özhaseki, aynı şekilde Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Yumaklı ve yine Vedat Bakanımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız da geç vakitlerde de olsa buraya gelecekler. Ve gün boyu geldiğimiz noktayı tekraren değerlendireceğiz, tahlil edeceğiz. Sonra tekrar Sayın Bakanlarımızla beraber kıymetli arkadaşlar sizlerin huzurunda aziz milletimize geldiğimiz, geleceğimiz durumla ilgili bilgilerimi sizlere aktarmış olacağız. Başından beri bizleri izliyorsunuz. Büyük emeğiniz var. Her birinize buradaki çalışan bütün arkadaşlarımız adına yürekten teşekkür ediyorum. Evet, buyurun.
Bayağı da biliyorsunuz ki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı geçtiğimiz yaz aylarında burada bir denetim yapmıştı. Liç alanının Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın denetimine tabi olduğunu biliyoruz. O noktada hangi tarihlerde bir denetim yapıldı? Buna dair bir bilgi var mı acaba? Yani şöyle, bizim yaptığımız denetim Ağustos 2023. Biz zaten aslında bakarsanız rutin olarak senede iki kere burayı ve diğer madenlerimizi denetliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da atık yönetimi kapsamında özellikle liç alanı, yani bu heyelanın olduğu bölgeyi denetliyorlar. Doğrusu net hangi ay denetim yaptılar onu bilmiyorum. Belki yarın Sayın Çevre Şehircilik Bakanımız geldiğinde o daha net bilgileri sizlerle paylaşacaktır. Sayın Bakanım, atık toprakların taşındığı daha önce cevher çıkarılan bir kuyu var. UGD kuyusu olarak biliniyor. O kuyunun bir yıl önce kapatıldığı büyük çukurun, o çukurda da heyelan riski olduğu için oraya girişlerin maden ocağı tarafından yasaklandı. Ancak bugün değil de dün ve önceki gün o bölgeye diş makinalarıyla atık toprakların taşındığı bilgisi var. O risk diş makinaları için ya da oraya çalışanlar için bir sıkıntı teşkil etmiyor mu? Şimdi değerli arkadaşlar, özellikle bu atığın belki bir süre geçici ama nihai olarak kalıcı olarak istifleneceği alanla alakalı şu anda yürütülen faaliyetler tamamen Çevre Şehircilik Bakanlığımızın kontrolünde, koordinasyonunda ve onayında yürüyor. Yani onların onay vermediği herhangi bir yere bu toprağın, heyelanlı toprağın konulması söz konusu değil. Dolayısıyla bu konuda endişeye edilecek bir şey yok. Bahsettiğiniz alan mermer ocağı ise, yani tam bilemiyorum dediğiniz yeri, mermer ocağı olarak adlandırdığımız bir yeri biz geçici olarak planladık. Fakat şu anda heyelandan dolayı açıkçası bu atığın taşınmasıyla ilgili faaliyetler de durmuş durumda. Dolayısıyla konuşmamın başında ifade ettiğim gibi önceliğimiz şu anda heyelan riskini hem arama için hem de bu toprağın taşınmasıyla alakalı yapılacak faaliyetler için ortadan kaldırmak. Yani şu anda temel önceliğimiz ve yarın inşallah öğlene kadar yol haritasını önümüze çıkaracağımız süreç budur. Yani bugün bizim teknik ekibin, akademisyenlerin değerlendirmesi heyelandan dolayı bir depremin, deprem etkisinin olduğu şeklinde, yaklaşık iki şiddetinde, yani akademisyenlerin ve teknik analizin değerlendirmesi o şekilde. Bir deprem sonrası heyelanı değil ama heyelan o kadar büyük oldu ki bunun yaklaşık iki şiddetinde bir deprem etkisi de olduğunu arkadaşlar ifade ettiler. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Tahmini olarak arama kurtarma çalışmaları ne kadar sonra başlayabilir? Yani oradaki risk devam ediyor. Dolayısıyla durdu çalışmalar. Ne kadar sonra çalışmaların tekrar başlayabileceğini öngörüyorsunuz? Aslında demin bunun cevabını verdik. Yani biz 24 saat hiçbir şekilde durmadan her iki toprak kütlesinin kayarak yeni geldiği yerin sırtındaki liç alanının üzerindeki bakiye kalan kütlenin stabil değil, aktif olduğunu ve bunu da sismik georadarlarla düzenini ölçtüğümüzü söyledik. Bir tarafı kesinlikle durdurduk dün. Çünkü tekrar güvenli bir ortam kazanır mı kazanmaz mı endişesini taşıyoruz. Şu anda olumsuz bakıyoruz. Yani bilim insanların, hocaların söylediği. Diğer tarafla da ilgili kısmi bunun ne olacağını şu an için kestirmek mümkün değil. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür.